Selamünaleyküm. Günaydın dostlar, ben Ali Yörük. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün günlerde cumartesi, saat 6.30. Nadaslara başlayacağız. Yola çıkıyoruz. Hadi gelin hep birlikte Nadaslara başlayalım. Evet arkadaşlar, tarlamıza geldik. Pulluğumuzu düz bir yer vardı. Ben orada ayarladım. Videoda çektik zaten. Şu arkadan baktığımız zaman orta kol dümdüz olacak. Ayna tekerin geçtiği yeri kapatacak arkadaşlar. Yani şu an olabildiğince düz gibi, hatta biraz daha sağa çekebiliriz. Pulluğun şu aynanda iki ayağı yere değecek. Ve arkadaşlar şu bıçaklar da aynı anda yine oturuyor olacak. Bunlara dikkat edin. Ben biraz daha net tut da biraz daha sağa çekeyim. Diğer taraftan da gevşediyoruz. Oynaması lazım. Böyle pulluk çok sert bir şekilde durmayacak. Evet. Şimdi bir daha kontrol ediyoruz. Çok daha düz oldu arkadaşlar. Orta kol. Ve şu hizada tekeri attığı zaman kapatmış olacak. Hadi gelin nadasımıza başlayalım dostlar. Evet arkadaşlar, şükür Allah'a ilk nadasımızı yaptık. Pek yapacağımı düşünmedim ilk başta. Traktörün kollarından bir tanesi, bu sürmeye yarayan kollardan bir tanesi çok gevşekti. Yani bıraktığın zaman hemen kalkıyordu pulluk. Hidrolik direksiyon olmadığı için, bir de o da zorluyordu beni. Direksiyona elim attığımda pulluk kalkıyor. Direksiyona tutamaz zaman alıp başını gidebiliyor. Neyse şükür çözdük. İlk defa yapınca, bir de traktörü de ilk defa kullanınca öyle biraz problem sıkıntı oldu. Ama tarla güzel oldu arkadaşlar. Yavaş yavaş böyle yapa yapa öğreneceğiz. Ve şimdi bu kolu da hallettim, onu göstereyim size. Şu kol diğer videolarda görmüşsünüzdür. Çok oynaktı yani, şöyle sabit kalmıyordu. Ben pulluğu indirdiğim zaman bıraktığımda şöyle gidiyordu. Pulluk da bu sefer kalkıyordu. Onun için problemdi arkadaşlar. Bu problemi de çözdük. Şimdi başka tarlalara gidiyoruz. We'll be right back.
Evet arkadaşlar, traktör vites kilitledi. Şurada şanz yağının birleştiği yer var. Şu kapağı anahtarla söktük. Şu görmüş olduğunuz parçayı ortaya çekmemiz gerekiyor. Uzun bir demir. Yani şu an bu İkinci günden tekrardan merhabalar. Dün saat 2-3 gibi izlemişsinizdir. Vites karıştı. İşte o işlemleri yaptıktan sonra 1 ile geri vitesi çalıştı en azından. Tarlaları o şekilde sürdük. Yani bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Kayınpeder falan da geldi. O da baktı. Yapamadı. İşte nasip olursa bugün usta gelecek. Bakacak. Günlerden pazar. Biz yine seri bir, bazen takviye bir tarlaları sürmeye devam ediyoruz. Videoları eklemiş olurum. İyi seyirler.
Merhaba dostlar, tekrardan yeniden karşınızdayım. Cumartesi ve pazar normalde bitmesi gereken Nadas bitmedi. Traktörün vitesi kilitlendi sandık ama aslında kilitlenmemiş de. Pazar günü usta geldi, baktı. O da yapamadı. Traktörün çiftelere bir gitmesi gerekiyor. Anladığım kadarıyla ustanın söylediğine göre bu tarafta yaylar falan varmış, şu topuzun alt tarafında. Bu da yani yapabileceğimiz bir şey yok dedi. Öyle bir saçma yapmışlar ki 240'ların bu kısmında şu vidalar sökülüyor. Şurası direksiyon kutusuyla alakalı bağlı bir şey. Ford 3000'lerde ya da 480'lerde herhalde ayrı bir kutu, hani kapağı ayrıymış büyük ihtimal duyduğum kadarıyla. Bunun böyle bir saçma sapan bir işi oldu. Buranın bozulması bizi oyaladı. Bir 3 dönüm tarla vardı, o kalmıştı. Günlerden çarşamba dedik onu da halledelim, aradan çıksın. Geldik, o işleri de hallettik. Aslında daha kısa sürede bitecek işler belki ama bazı tarlaların bazı kısımları sürülmemiş. Oraları tekrardan sürmeye çalıştık. O da taşlık falan olduğu için biraz uğraştırdı açıkçası. İlk defa şansım yaver gitti. İşimiz bitti ve gök gürültüsünü duyuyorsunuz şu an. Dostlar, şu an yağmur yağacak. İlk defa işleri yağmur yağmadan ya da yağmura yakalanmadan halletmiş olduk. İlk nadasımı tamamladım. Özellikle cumartesi ve pazar sabah 6.30'da bayattan geldim, izlemişsinizdir. Ve gelir gelmez de işe koyulduk. Yine pazar sabah 6.30'da kalktık ama kurbanlıklar falan vardı. İşe başlamamız saat 7.30 gibi falandı yine. Erken başladık, iftara kadar devam ettik. En çok zorlandığım şey şu oldu. Traktörün hidrolik direksiyon olmayışı. Valla dayak yemişten beter oldum. İlk defa kullanıyorum. Traktörü daha önce sürdüm ama Nadas olarak ilk defa kullandım. 2 gün dolu dolu uğraştık ama gerçekten her yerim ağrıdı. Özellikle ellerim şişti. Direksiyonu tutmak çok zor arkadaşlar. Öyle olunca bayağı bir zorlandık ama zevkli miydi? Zevkliydi tabii ki. Yine traktörü büyüten arkadaşlara saygılar, selamlar. Bende Turan'ın ikili pulluğu var. Bu pulluğu yeni almıştım ben. 14 inç, yanaklara falan büyük, güzel bir şekilde çekiyor, bir problem yok da. Üçlü de çekebilir büyük ihtimal bu traktör ama hani inç olarak küçük bir pulluğu çekecektir. Bilmiyorum yani, bu sene bu Nadas'ı böyle yaptık da bir dahaki Nadas'a değiştirir miyim ya da dener miyim? Bakacağız, göreceğiz. Varsa arkadaşlardan falan bir deneriz, olmadı. Ama yani ikili pullukla bitmiyor arkadaşlar. Sürekli şu germe yerleri gevşiyor. Ben de sinir oluyorum buna. Bunu yeni almıştık zaten. Tam da bir payı yok. Biraz daha bunun sıkılması gerekiyor aslında. Yani şöyle baktığınız zaman tam denk geliyor belki ama biraz daha bu tarafa yani bir santim, iki santimlik bir kayması olsa daha iyi olacaktı bence. Sürekli onunla uğraştık. Burada bir problem yok. Bunu da ara sıra sıkıyoruz gevşek kalmasın diye. Belli bir sallanma payı da var. Yani traktörle Nadas işi güzeldi, hoştu. Eklemiş olurum, siz de izlemiş olursunuz. Arkadaşlar, videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka gün, başka bir videoda görüşmek üzere.